Gün sonundan herkese merhaba. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Son dakika haberi, Amerika'nın TÜFE rakamı geldi. Ocak'ta yıllık %7,5. Beklentinin biraz üzerinde. Beklenti %7,3'tü. Bir önceki rakamsa yani 2021 Aralık ayında %7 oranında gelmişti. TÜFE oranı bugünün en aslında bu haftanın en önemli verilerinden bir tanesi. Aynı zamanda yurt içindeki gelişmeleri de takip ettik. İşsizlik oranı ve bir diğer tarafta inşaat maliyetleri biraz daha gündem konusu olacak. Borsa İstanbul performansını yine yakından izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Aynı zamanda diğer konuklarımızla hem altın, emtia cephesi ve bir diğer taraftaysa kripto dünyasına da göz atacağız. O yüzden tanıyalım kimler bugüne eşlik ediyor. Evet, Aralık ayı işsizlik oranıyla başlayalım. Yurt içinde gelen veri, Amerika'nın TÜFE rakamlarını verdikten sonra son dakika bunu önemli bir şekilde değerlendireceğiz ama gün içinde yurt içinde işsizlik oranı %11,2 olarak belirlendi. Bu haberimizi izleyelim. Aynı anda genç nüfustaki işsizlik oranı ise %20,8. Altılı iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik oranı ise %22,6 olduğu izliyoruz. Aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,2 olarak belirlendi. Aynı ayda genç nüfusta işsizlik oranı %20,8 olurken, atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik oranı ise 0,5 puan artışla %22,6'ya yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı ise %12,8 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında 2000 kişi artışla 3.794.000 kişiye yükseldi. Bununla birlikte aynı ayda istihdam edilenlerin sayısı önceki aya oranla 236.000 kişi artarak 30.141.000 kişi ve mevsimsel etkiden arındırılmış istihdam oranı 0,3 puan artışla %47 oldu. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına oranla 1,7 puan gerileme ile %11,3 olurken, işsiz sayısı ise önceki yılın aynı ayına oranla 195.000 kişi azalarak 3.749.000 kişi oldu. Aralık ayında mevsimsel etkiden arındırılmış iş gücüne katılım oranı 0,3 puan artarak %52,9'a, iş gücü ise 238.000 kişi artışla 33.965.000 kişiye yükseldi. Öte yandan tarım dışı sektörde SGK'ya bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı ise Aralık ayında 0,1 puan azalarak %27,8 olurken bu oran geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artışla %18,3 oldu. Dolar-TL kurundaki ve emtia fiyatlarındaki yükseliş inşaat maliyetlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Aralık ayında yıllık %67,74 artarak rekor tazeledi. İnşaat maliyeti artışında rekor serisi sürüyor. İnşaat maliyet endeksi Aralık ayında bir önceki yıla göre %67,74 artış kaydederek rekor tazeledi. İnşaat maliyetindeki aylık artış ise %15,70 oldu. Malzeme endeksi bir önceki aya göre %20,35 artarken işçilik endeksi de %1,44 artış kaydetti. Bina inşaatı maliyet endeksindeki artış bir önceki aya göre %15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,88 olurken bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,63 arttı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç, elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenleme ile birlikte bir çözüm yolu olarak küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklaması üzerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç yazılı bir açıklama yaptı. İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir çözüm yolu olarak biz, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz ifadelerini kullandı. Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını ve bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sanayi işletmelerin daha fazla etkilendiklerini kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında dış ticaret haddi 14,8 puan gerileyerek 82,8 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2021 dönemi dış ticaret endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,6 arttı. İhracat miktar endeksindeki artış oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 oldu. İthalat birim değer endeksi de Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,7 arttı. İthalat miktar endeksindeki yükseliş de Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 olarak kaydedildi. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Aralık ayında 97,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi ise 14,8 puan azalarak 2021 yılı Aralık ayında 82,8 oldu. 2021 yılı 4. çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre 16,1 puan gerileyen dış ticaret haddi 2021 yılında ise önceki yıla göre 12,5 puan azalarak 85,9 seviyesinde gerçekleşti. Rakamlarla devam ediyoruz. Borsa İstanbul dün yeşil rengiyle kapattı. Bugün de ilk saatlerde aslında biraz daha alıcı taraf ağırlık kazanmasına rağmen sınırlı kaldı ve şu an için özellikle gelen son verilerle birlikte biraz daha yön kırmızıya dönmüş görünüyor. 2040 puan seviyesinde önemli bir noktada, 2000 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık gösterme çabası içinde. BIST 50 1832, BIST 30 ise 2263 puanla günü devam ettiriyor deyip hemen dolar TL tarafına da gidelim. Dolar TL'de 13,56'lı seviyeleri görüyoruz. %0,2'lik bir yükseliş kaydetti. Euro TL 15,47, Pound TL 18,36, İsviçre Frangı 14,61-62'li seviyelerden el değiştiriyor TL karşısında. Sepet kursa 14,51'li seviyelere yakın düzeyde devam ediyor. Dolar endeksi 95,53'lü seviyelerde biraz daha yatay görüntü devam ederken Euro dolarda da aynı görüntü 1,14'lü seviyelerde tutunma çabası isteği içinde. Ancak Euro'nun Almanya Başkanı'nın da zaten yapmış olduğu aslında son açıklamalar sanki biraz daha Avrupa'nın kendi iç ülkelerinden de faiz artırımına gidebilme ihtimalleri burada Euro'yu bakalım önümüzdeki süreç kuvvetlendirecek mi? Pound dolar 1,35-40, dolar yen 116,10'a yakın, dolar İsviçre frangı 0,93'lü seviyelerin hemen altında işlem görüyor. Yine aynı zamanda Avrupa borsalarına da bakalım. Dün biraz daha alış tarafı ağırlık kazanmıştı ancak kar satışlarıyla biraz daha sınırlı bir düşüş eğilimi gösteren endeksler de var. Eurostoxx 50 ortalama 4192'yi gösteriyor. 50 endeks ortalaması %0,5'e yakın bir düşüş performansı var. Almanya DAX 30-15.480, Fransa 7094, İngiltere 7642, İspanya 8870 puan seviyesiyle biraz daha pozitif yönüyle ayrışma içerisinde. Yine Amerika'nın 2, 10 ve 30 yıllık tahvillerine bakalım. 10 yıllıklarda 1,97, neredeyse ikili seviyeleri okuyacağız. Yıllık getiride, 10 yıllık getiride. 2 yıllıklar 1,44'ü kadar ulaştı. 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki makas gerçekten farklılaşmaya başladı. Özellikle 2 yıllıklarda %6'ya neredeyse vuracak bir yukarı doğru hareket var. Bakalım aslında burada en çok konuşulması gereken konular başlığında ele alacağız. 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki bu kadar ayrışma dünyada genel bir resesyon ihtimallerinde gözüküyor.
göz önüne bulundurabilir. 30 yıllık 2,24'lü seviyelerde %0,5'e yakın bir düşüş trendi de 30 yıllıklarda var deyip yine Amerika'nın Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerine de bakalım. Nasdaq tarafında uzunca bir süredir Facebook nedeniyle gelen bilançonun kötü olmasından dolayı bir bozulma yaşanmıştı. Dün toparlanma var ancak bugün daha yatay bir sınırlı görüntü hakim. Dow Jones 35.600 puana yakın düşüş trendi. S&P 500 yatay 4577, Nasdaq ise 15.027 puan seviyeleriyle teknoloji endeksini taşıyor. Altın onsu 1828 dolara kadar geldi. Rusya-Ukrayna krizi jeopolitik risklerden dolayı biraz daha güvenli liman olma niteliğini öne çıkartarak yükseliş eğilimini getirdi. Ancak uzmanlardan aldığımız yorumlarda bunun biraz daha geçici bir dönem, jeopolitik riskler daha şiddetini arttırmazsa burada altında da hızlı bir düşüş ihtimali de olabilmesi söz konusu. Onu da dikkate alacaklardır yatırımcılar. Brent petrol ve ham petrol ise yine bir Brent petrolde toparlanma, 92 doların hemen altında işlem görüyor varil fiyatı. Ham petrolde ise yine 89 dolar 60 centli seviyelerde varil fiyatı bugün işleme açık. Yine şöyle son kripto dünyasına bakalım. Bitcoin'de 46 bin dolarlı seviyeler ancak burada kırılma gösterimi göstermez mi? 43 bin dolarlı seviyelere üzerinde 43.800 dolarlı seviyelerden işlem yapıyor. Biraz daha kırmızı bir görüntü hakim. Fed'in yapacak olduğu faiz arttırımları, varlık alım programlarını en yakın takip eden bir diğer aslında yatırım dünyası, riskli yatırım dünyası. 600 bin TL seviyesinin altında Bitcoin TL işlem görürken Ethereum ise dün biraz daha ayrışma göstermişti Bitcoin özelinde. Ancak yine biraz daha satış tarafına ağırlık kazandı. 3156 dolarlı seviyelerden işlem görüyor deyip konuğumuzla devam edelim. İlk konuğumuza gidelim. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli bizlerle birlikte. Harun Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle son dakika gelen ABD'nin tüfe rakamlarını dilerseniz değerlendirelim. Evet. Ocak ayında beklentilerin hafif üzerinde %7,5'lik bir seviyede geldi. Bir öncekinden yine yukarı doğru hareketini devam ettiriyor. Nasıl yorumluyorsunuz kurum olarak? Normalde beklentiler 7.3 düşsün dediğiniz gibi. Beklentilerin üzerinde gelmesi zaten piyasaların biraz risk iştahını bozduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak satışlar hakim gibi. Hatta bizim borsada bile bir satış dalgası oluştu. Kısmen toparladı ama şu anda biraz satış baskısı hakim gibi duruyor. Bunu ons altında da etkisini hissediyoruz. Euro-dolar paritesinde de etkisini hissediyoruz. 1.14'ün altına sarktı euro-dolar paritesi. Özellikle Fed'in daha şahin hamle yapabileceğine yönelik beklentiler artmış durumda. Muhtemelen Mart ayında 50 bas puan artabileceğine yönelik olasılıklar da arttı. Ki en son gördüğümde sanki %50'ye çıkmış gibi olasılıklar bu son gelen veriden sonra. Tabii ki bu özellikle gelişmiş ülke borsalarında olsun, işte gelişmekte olan ülke borsalarında olsun bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor. Çünkü artık asıl hikaye, yani enflasyon zaten büyük bir risk, önemli bir risk, küresel tarafta önemli bir risk. Bunların dışında bir de özellikle bu enflasyon, yani düşük faiz ve bol likidite ortamının artık sonuna geldiğinin de göstergesi. Fed'in şahin hamleler yapması piyasalarda kısmen risk iştahını önümüzdeki süreçte bozabilir ki beklentiler şahinleşeceği yönünde. Evet, peki o zaman biraz da bizim açımızdan değerlendirelim. Çünkü burada Fed'in alacak olduğu kararlar daha çok olumsuz yönde gelişmekte olan ülkeleri daha yakından ilgilendiriyor gibi. Hem elimizde mevcut enstrümanlarımızdan bahsedecek olursak hem taşıyabilecek olduğumuz risklerden TCMB'nin de aynı zamanda faiz kararları ile ilgili beklentileri hangi yönde olacaktır Harun Bey? Bunları dinlerseniz biraz daha değerlendirelim. Aynı zamanda yurt içinde de ciddi bir enflasyon da var.
Bu enflasyonla birlikte aslında biraz sanki tüm dünya genelinde ciddi bir problemde devam edecek gibi görünüyor. 2022 yılının başı böyleyse ortası da muhtemel bu seviyelerde devam edecek gibi, değil mi? Evet, yani enflasyon risk unsuru olarak kalacakmış gibi gözüküyor. Ciddi bir risk unsuru. Genel olarak tüm küresel piyasalarda ciddi anlamda sıkılaşma yönünde hamleler yapılıyor. Bizim Merkez Bankası'ndan farklı olarak bizdeki strateji birazcık daha farklı gelişiyor şu anda. Ama muhtemelen bizde de Merkez Bankası bu ay pas geçecektir diye düşünüyorum. Zaten 3 aylık bir bekleme süreci söz konusuydu. Özellikle yapılan hamlenin etkilerinin ölçüleceği bir dönem olarak 3 aylık süreç verilmişti. Muhtemelen bu ay pas geçecektir. Çünkü küresel tarafta da riskler artıyor. Maalesef fiyatlamalar, küresel taraftaki fiyatlamalar, enerji fiyatları olsun, emtia fiyatları olsun, diğer taraftan işte faizlerin artıyor olması bizim tarafta risk unsuru ve enflasyonu yukarı yönü ittiren önemli risk unsurları. Bundan dolayı da bu ayda pas geçecektir diye düşünüyorum Merkez Bankası bizim tarafta. Evet, biraz daha pas geçirme ihtimalleri var. Peki evet. Amerika'daki bu enflasyonla ilgili Mart ayında nasıl bir faiz artışıyla karşılaşabiliriz? Fed'e zaten Mart ayı da geldi kapıda diyebiliriz aslında. Evet, geldi sayılır. Ya orada muhtemelen yeni, yani datalara bakacaktır. Şu andaki data tabii ki biraz moralleri bozmuş durumda. Yani 50 bas puan olasılığını arttırmış durumda. Ama bundan sonraki aylarda gelecek datalar önemli olacaktır. Datalara göre şekillenecektir. Bence şu anda FED üyeleri de ne yapacaklarını tam kestiremiyorlardır. Muhtemelen gelecek datalara göre, işte Şubat ayı, Mart ayında gelecek datalara göre, o göstergelere göre bir şekillendireceklerdir diye düşünüyorum. Ama tabii ki enflasyon bu şekilde devam ederse ve ekonomideki toparlanma güçlü seyir devam ederse muhtemelen 50 bas puan faiz artışıyla sürece başlayabilir. Bu tabii ki piyasalarda risk iştahını bozucu bir hamle oluşturabilir. Evet. Peki piyasalarda, küresel tarafta, Amerika'da özellikle riskli piyasalarla ilgili beklentileriniz nasıl? Çünkü eğer bozum olacaksa ilk burada dalga başlayacak demektir. Bununla beraber tabii bize kadar gelecek. Yani biz de sonuçta paralelinde, ne kadar ayrışsak da bazı noktalarda, paralelinde devam edecekmişiz gibi görünüyor. Özellikle bazı raporlar geçmiş, böyle bir 3-5 ay içerisinde geçmiş raporlarda S&P 500'de sert bir bozulma olduğunda Türkiye bunlardan en çok etkilenecek 1-2 ülkeden bir tanesi olarak değerlendirilmişti Borsa İstanbul özelinde. Siz buna daha önce katılıyor musunuz? Beklentiniz ne yöndedir kurum olarak yine? Yani şu aşamada çok katılmıyorum. Çünkü biz ciddi anlamda baskı altında kaldık. Yani gelişmekte olan ülkelerle gelişen ülkeler ciddi anlamda ayrıştığını söyleyebilirim. Yani son dönemde ciddi anlamda ayrıştılar. Gelişmiş ülke ekonomileri, yani borsalarında ciddi anlamda bir değerlerde ciddi anlamda yükseliş söz konusuydu. Gelişmekte olan ülkelerde bunları çok göremedik ki bizde zaten ciddi anlamda değer kayıpları söz konusuydu. Geçen yıl işte MSCI Türkiye Endeksine baktığımızda yaklaşık %30'a yakın bir kayıp söz konusuydu ki gelişmiş ülke borsalarında %20'ye yakın bir artış vardı. Ciddi anlamda bir ayrışma söz konusu. Bizim tarafta tabii ki negatif etkisi olur. Olmaz demiyorum. Sonuçta bir düzeltme hareketi geldiğinde ki gelme ihtimali var. Değerlemeler konusunda ciddi sıkıntılar var. Oldukça yüksek değerlemeler söz konusu gelişmiş ülke borsalarındaki şirketlerde, şirketler özelinde. Bizde de tabii ki bunun bir baskısı oluşur ama bizde şu anda ciddi bir enflasyonist ortamdayız. Şirketler daha henüz, yani o geçiş süreci henüz daha tamamlanmadı. Şu anda değerlemeler karlara bakıldığında, işte gelecek beklentilerine bakıldığında, çünkü fiyat düzeltmeleri oluşuyor. İşte cirolar artacak, karlar ona göre artacak. Bunlara dikkate alındığında çok düşük değerlemeler söz konusu. Bir de tabii ki yabancı payı da ciddi anlamda düşmüş durumda. %40'ın altına düşmüş durumda Borsa İstanbul'da. Bunu da dikkate aldığımızda çok fazla etki yapacağını düşünmüyorum. Bir şekilde bu düzeltme hareketi zamanda da yayılacak da olsa gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki mutlaka bir negatif etki olur. Ama gelişmiş ülke borsaları kadar sert etkiler olmaz diye düşünüyorum.
Evet. Peki Borsa İstanbul performansını nasıl yorumluyorsunuz? Ara ara ayrışmalar net bir şekilde görünüyor. Bu ayrışmalar tabii biraz da ucuz iskontolu kalma özelliği ama CDS'ler, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'ler üzerinde devam edeceksek, yabancı yatırımların da gün geçtikçe yabancı takas oranındaki ciddi düşüşler, tarihi seviyedeki düşüşler var. Burada yurt içinde yerli yatırımcının yukarıya taşınması için gerekli elinde işte fon vesairesi var mı yok mu? Onlar da çokça tartışılıyor ya da Borsa İstanbul fırsat olarak görülüyor mu Borsa İstanbul'u yatırımcılar tarafından? Biraz bu nezdinde biraz değerlendirseniz bize. Borsa İstanbul aslında şu anda az önce de bahsetmiştim. Yani bir geçiş sürecinde aslında. Şu anda o süreçte tam tamamlanmadı. Tabii ki riskler, ciddi anlamda riskler var. Özellikle işlem hacimlerinde de zayıflık söz konusu. Tabii ki yabancı yatırımcının olmaması, aslında kurumsal yatırımcının azlığı piyasalardaki hareketlerin de sert olmasına neden oluyor. Yani bir satış dalgası geldiğinde bir anda onu karşılayacak bir şey yok. Bir fon ya da bir kaynak oluşamıyor. Onun karşısında bir durabilecek bir kaynak oluşamıyor. Bundan dolayı da çok şiddetli sert hareketler de görülebiliyor. Yukarı doğru da olabiliyor bu. Aşağı yönlü de olabiliyor. Ondan dolayı da kısa vadeli olarak özellikle yön konusunda bir şey demek çok zor. Ama dediğim gibi yani uzun vadeli olarak hem karlılıkların yüksek olması, yani sonuçta 4. çeyrek finansalları geliyor, güçlü finansallar açıklıyorlar. Hem bankacılık tarafı hem de sanayi tarafından güçlü finansallar geliyor. Ve bu finansallar aslında enflasyon etkisini göstermeyen finansallar. Önümüzdeki yıl işte bunların yaklaşık işte %50 daha fazlası satış gelirlerinde ya da karlılıklarda muhtemelen göreceğiz. Karlılık tarafında çok büyük sıkıntılar olmayacaktır. Çünkü Borsa İstanbul'daki şirketlerin büyük bir kısmı, özellikle BIST 100'deki şirketler, kurumsal şirketler, köklü şirketler, gelirlerinin büyük bir kısmı ihracat kaynaklı ya da dolar bazlı gelirleri çok yüksek şirketler. Ondan dolayı da yani karlılıklarda da aslında 2022'ye bakımdan sıkıntı olmayacaktır ve muhtemelen 2021'in de üzerinde gerçekleşecektir. Bunlar dikkate alındığında aslında çok ciddi iskontolu işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Borsanın genelinde bunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten enflasyonda %50'ye dayanmış durumda bir enflasyonumuz söz konusu. Bu düzeltme daha henüz gerçekleşemedi. Çünkü evet, risk faktörleri var. İşte Fed'in şahinleşmesi bir risk. Ukrayna-Rusya gerginliği ciddi bir risk. Hatta bence Fed'den daha önemli bir risk bizim açımızdan. Bunlar yakından takip edilmesi gereken riskler. Ama uzun vadede bence çok ciddi potansiyel barındırıyor Borsa İstanbul. Zaten şu anda genel olarak yatırım yapabilecek enstrüman bulma konusunda ciddi bir sıkıntı var. Çünkü dolara baktığımızda işte sabit durmuş durumda. Orada çok fazla yukarı yönlü bir hareket bekleyemiyoruz. Bir şekilde kontrollü bir sistem söz konusu. İşte altın zaten ona bağlı diyebiliriz. Orada da çok fazla yukarı yönlü gitme ihtimali var kısa vadede ama uzun vadeli özellikle Fed'in faiz arttırması, şahinleşmesi belki orada ciddi bir baskı oluşturabilir. Hatta ons altında işte 1800-1900 dolardan 1500 dolarlara doğru uzun vadeli olarak bir trend görebiliriz. Orada da bir sıkıntı var. TL bazlı yatırım yapıldığında zaten elde edilebilecek getiriler çok düşük. Enflasyona karşı çok düşük. Bu ortamda aslında yatırım yapılabilecek çok fazla bir enstrüman hisse senedi dışında yok gibi duruyor şu anda. Ama dediğim gibi yani hisse senedinde de tabii ki seçici olmakta fayda var. Mümkün olduğunca büyük kurumsal şirketleri döviz cinsi getirisi olan ya da nasıl diyeyim yani fiyatlama mekanizmalarını bir şekilde yansıtabilecek enflasyon ortamında fiyatlamalarını düzgün yapabilecek şirketlerin tercih edilmesi gerekir. Küçük şirketlerden özellikle spekülatif hareketlerden uzak durulması gerekir. Kesinlikle. Özellikle böyle bir dönemde spekülatif hisselerden gerçekten uzak durulması gerekiyor. Bunu kulaktan dolma bilgilerle yatırım tasarruflarımızı riske atmayalım. Zaten yeterince küresel anlamda riskli bir dönemdeyiz. Çok teşekkür ediyorum Harun Bey. Süremizin sonuna geldik sizlerle olan. Ben teşekkür ederim. Sağlık, sağ olun Emine Hanım. Evet. İyi yayınlar. Sağ olun. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli'yi uğurlayalım kısa bir ara. Sonrasında Enver Erkantere Yatırım Baş Ekonomisi ile biraz daha Amerika tahvil getirilerinden bahsedeceğiz. We'll be right back.
Evet, gün sonuna devam ediyoruz. Amerika'dan gelen TÜFE rakamı bugün ön plana çıktı. Bu haftanın en önemli verisiydi. Biraz beklentilerin üzerinde gelmesi riskli piyasalarda bozulmaya işaret oldu. Peki orta vade, uzun vadede nasıl olacak? 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri Amerika'da ciddi anlamda farklılaşmaya başladı. Bu ne anlama geliyor? Hepsini bize anlatacak Enver Erkan, TR Yatırım Baş Ekonomisti. Enver, hoş geldin. Merhaba Özlem, hoş bulduk. Enver, öncelikle gelen veri. Verinin dışında piyasalardaki bozulma, biraz da Fed'in tabii ki daha da şahin olmasını tetikleyecek bir gelişmeydi. Ama bir diğer tarafta da 2 ve 10 yıllık tahvil getirileriyle şöyle genel bir Amerika ekonomisi değerlendirmesi alalım. Evet, enflasyon piyasanın beklediğinin üzerinde. Genele yayılan bir yükseliş olduğu gözleniyor ve sadece aslında hani burada enerji ön plana çıkan bir kalem, malum Ocak ayındaki petrol fiyatı artışından dolayı enerjideki alt kırılımlara baktığımda da hani biraz evet akaryakıt tarafında momentum kaybı aylık bazda var ama hani fuel oil, elektrik enerjisi gibi alt kalemlerde ciddi artışlar var. Manşetin üzerinde artan bir gıda enflasyonu var ki bu noktada hani ilerleyen aylarda da çok iyi sinyaller almayacağız gibi görünüyor. Çünkü gıda ve enerji tarafında mevcut Rusya-Ukrayna krizinin hem enerji emtialarını hem tarım emtialarını yükseltme ihtimali var. Hani burada enerji konusunda çok yoğun bir şekilde ele alındı. Bu hani bir Rusya-Ukrayna işgali, yaptırım, sert yaptırımlar şeklinde cevap verilmesi ve Avrupa'ya olan gaz akışını Rusya'nın buna cevap olarak kesmesi gibi etmenler. Hani bir de tabii ki şu var, buğday mısır üretiminde malum Rusya, Ukrayna ülkeleri çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla gıda konusunda gösterge olacak fiyatlar açısından da çok iyi sinyaller almıyoruz şu noktada. Bir de tabii burada hani 40 yılın en yüksek enflasyonu diyoruz ama hani şu an önemli olan bir konu enflasyon yükselmeye devam ediyor. Yani piki henüz tam yapmamış olabilir bu noktada. Bir de ücret artışlarının enflasyon momentumunu hızlandırıcı etkisi var. Şu an reel ücretler halen ekside. Evet. Ancak tabii burada çok önemli bir nokta. İş gücü arzı kıtlığında bir de çalışmaya değecek ücret beklentisi var malum. Ve ücretlerin tabii burada enflasyona ezilmemesi, erozyona uğramaması noktasında da ciddi bir yaratım olduğunu düşünecek olursak hani bunun aynı zamanda talep ve maliyet noktasında işletme maliyetlerine de etki ediyor malum. Haliyle katı bir mal enflasyonu ve hizmet enflasyonu görmeye devam edeceğiz görünüyor şu aşamada. Ve tabii en önemli noktada Fed'in burada daha fazla faiz artışı yapması konusunda. Özellikle bu kısa vadeli enflasyon dikliğine ilişkin olarak Mart'ta 50 bas puan faiz artışı yapma ihtimalini şu anda piyasanın artık bas senaryo haline getirmekte olduğunu görüyoruz. Peki burada 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde de ciddi bir yükseliş kaydetmeye başladı. Neredeyse ikili seviyeleri geliyor 10 yıllık ama 1 yıllıkta da yani gerçekten şöyle 1 ay 2 ay öncesine gidecek olursak %1'li seviyelerden %1,5'a kadar gelen bir oran var. Bu 2 yıllık ve 10 yıllıklarda ciddi bir bozulma var yani aralarındaki bir daralma. Yani kısa vadedeki tahvil getirisinde ciddi bir yükseliş, 10 yıllıkta 2 yıllığa nazaran daha sınırlı bir yükseliş. Bunu nasıl yorumluyorsun Enver? Şimdi şöyle söyleyelim, hani Mart ayında 50 bas puan faiz artışı yapılması aynı zamanda ileriye dönük toplantılarda da hani şu an Fed swaplarındaki ilk hareketi gözlemlediğimiz zaman Temmuz ayına kadar bir tam puanlık bir faiz artışını menzile soktuğunu görüyoruz. Burada Temmuz'a kadar hani 4 toplantı var eğer yanlış saymıyorsam. Hani Fed standart dahilinde hareket edecekse o zaman her toplantıda faiz arttıracak anlamına geliyor. Henüz tabii Fed mi eğrinin gerisinde kalıyor, piyasa mı eğrinin ilerisinde gidiyor bunu o dönemde alacağımız göstergeler ortaya koyacak. Ancak görünen şu ki hani bundan sonra her türlü agresifleşme, agresif sıkılaşma beklentisini güçlü veriler ya da enflasyonist veriler besleyecek görünüyor. Yani enflasyonist verilerde biz hani bir soğuma etkisi burada görmüyoruz. Arz tedarik sorunları hafiflemiş de olsa halen yüksek fiyat artışlarına neden olmaya devam ediyor. Enerjinin dışsal etkisinin ne olacağını bilmiyoruz. Bir tarafta Rusya krizi fitillerken enerji fiyatlarındaki durumu hani belki
Bu noktada İran'la olan durumu hafifleterek Amerika bu duruma bir denge getirmek isteyebilir. Oradaki görüşmelerin sonucunu da malum bekliyoruz, ancak hani şu aşamada çok iyimser olunacak bir noktada değiliz bakıldığı zaman. Haliyle burada bir yumuşama çok bence beklememek lazım genel itibariyle. Hani Fed'in de faiz arttırımları zaten risksiz faiz oranlarını yukarı doğru çekmeye devam edecek şu ortam içerisinde. Kısa vadeli de belki biraz daha dik bir yükseliş görebiliriz. Ama enflasyon beklentilerinin yayılım etkisini düşündüğümüz zaman burada aslında genel anlamda arzın genişlediğine dair göstergeleri henüz elde etmediğimizden dolayı hani 10 yıl ve daha uzun vadelerdeki yükseliş eğilimi de bu noktada devam edecek. Yani 10 yılın burada bir %2,5 rotasına doğru girdiğini de bu noktada görebiliriz. Zaten aslında aşağı yukarı %2 seviyeleri 10 yıllıkta hani bizim bu FED sıkılaşma patikasında öngördüğümüz seviyelerde. Evet, öyle görünüyor. Peki ben biraz da burada Avrupa'yla devam edeyim. Avrupa Merkez Bankası faizi pas geçti ama verdiği mesajlarla bir faiz artışı kadar etkin konuşma yaptı Sayın Lagarde. Diğer tarafta İngiltere faiz artışına gitti. Almanya Başkanı, Merkez Başkanı yine orada da bir faiz artışı sinyalleri geliyor. Burada sanki biraz daha artık şahinleşen bir Avrupa olacak. Peki burada Amerika ve Avrupa denklemlerini kıyaslayacak olursan Euro-Dolar paritesi üzerinde bir değerlendirme nasıl olur? Şimdi biraz tabii bu faiz arttırım ihtimalleri Euro bölgesi içinde devreye girince spreadlerde çok ciddi bir açılma olmadı Özlem. Yani evet, ben Euro-Dolar paritesindeki duruma biraz da Amerikan-Alman faiz spreadi üzerinden bakmayı tercih ediyorum. Çünkü bana göre şu an çok kullanışlı bir gösterge. Tabii Avrupa Merkez Bankası hani geçen yılın sonuna kadar 2022'de herhangi bir şekilde faiz artışı olmayacağını değerlendiriyordu. Ancak bu söylem artık son hani enflasyon gerçeğiyle ortadan kalktı. Hani bir tarafta Euro piyasaya çıktıktan sonraki en yüksek enflasyonu izliyoruz. İkinci olarak da Avrupa hani şu anda Lagarde şöyle bir soru sorulmuştu. Hani Amerika ve İngiltere enflasyonundan ne farkı var Avrupa enflasyonunun? Burada çok önemli bir enerji dışsallığı var. Amerika'nın, İngiltere'nin yerel enerji kaynaklarıyla belli oranda sübvanse etme olasılıkları var. Ancak özellikle Almanya'nın çok ciddi oranda Rus doğalgazına ihtiyacı var. Rusya'dan gelecek enerjiye ihtiyacı var. Kuzey Akım 2 bu noktada çok önemli bir noktada duruyor ve bunun riske girmesi hani bir anlamda burada Rusya mı daha çok etkilenir, Avrupa mı daha çok etkilenir şeklinde bir paradoksal duruma neden oluyor. Yani Avrupa sanayisini devam ettirmek zorunda, üretime devam etmek zorunda. Bu noktada da aslında o enerji girdisi çok yüksek ihtiyaç duyuyorlar bu aşamada. Haliyle orada da açıkçası bence pik noktasını görmemiş olan bir enflasyon var. Avrupa bu gerçekten çok fazla kaçamadığı için artık hani bu yılın ortasında en azından bir faiz artışına başlama gereğini hissedecek görüntüsünde. Tabii muhtemelen FED kadar ilerleyemeyecek çünkü mali politika yapısı daha hantal. Malum hani birçok ülkeyle yönetilen bir birlik. Aynı zamanda kriz potansiyeli anlamında da bence Amerika'ya daha olumlu yönde bakıyor şu anda yatırım çevreleri bu aşamada. Bence hani faiz arttırma rotasına girecek ama FED kadar hızlı bir şekilde faiz arttıramayacak bir Avrupa Merkez Bankası biz şu aşamada görebiliriz. Peki o zaman şöyle Enver, yurt içine geri dönüş yapalım. Yurt içindeki enflasyonla ilgili değerlendirmelerin nasıl? Özellikle son gelen işte inşaat maliyetleri gerçekten %67,74 Aralık ayı. Yani çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Bir diğer tarafta da emlak konutlarında da, yani konut satışlarında da %50'nin üzerinde bir azalış var. Yani burada maliyet artıyor ama satış azalıyor. Alım gücü çünkü aynı seviyede yükselmiyor. Acaba bu neye işaret? Yani bir duran, yani sadece bu sektör özelinde değil, birçok sektörde de öyle. Gerçekten herhangi bir esnaf bir yere girdiğiniz zaman, herhangi bir işte ürün satan birine, gerçekten fiyatları o seviyede tutmak zorunda kalan esnaf var ama o fiyattan da alıcı bulmakta zorlanıyor. Yani aşağısına da veremiyor, zarar. Bu sence biraz durağanlık, yani bu bir risk değil midir önümüzdeki süreç? Kesinlikle büyük bir risk Özlem. Yani enflasyon tüketiciyi çok üzen bir noktada şu anda. Hani sadece tüketici değil, satıcı, üretici bunların hepsini de üzüyor. Yani satamıyorsun tabii ki ürünü. Evet. Tabii ki. Satıcı da elbette burada ürününü satmak ister. Burada hani
neden hani satıcının burada endişesi ne? Yani düşük kurdan mal ettiği stoğun fiyatını satışta neden yükseltiyor kura göre? Çünkü o fiyattan artık stok yenileyemeyecek. Yani ve fiyatlar hani günden güne değişiyor bu noktada. Çok önemli belirsizlik var. Yani o erozyon etkisi maalesef atlatılamamış durumda. Hani kur 18'lerden 13'lere doğru indirilmiş olsa bile burada. Aynı zamanda şu var. Hani yeni yıla geçmekle beraber evet önemli derecede bir asgari ücret artışı yapıldı. Doğru. Ama şimdi %48'e varmış olan Ocak enflasyonu ve bu enflasyon oranı yaz aylarına kadar %55'leri hani belki de daha üzerine görecek olması ve buna tabii ki hissedilir enflasyonu da koymak lazım. Yani burada malum bir tarafta resmi enflasyon, bir tarafta hissedilen enflasyon var. Yani bu gap sadece aslında Türkiye için konuşulacak gibi bir gap değil şu anda. Hani bütün dünyada hissedilen ücretlerin enflasyona yedirilmesi, ücretlerin enflasyona yenilmesi ya da birikimlerin enflasyona yenilmesi etkisiyle şu anda çok ciddi anlamda yüzleşilmiş durumda. Burada temel durum aslında neyi getiriyor? Hani biz bir tarafta işletme maliyetleri artmaya devam ediyor. Hem küresel emtia fiyatlarından, girdi fiyatlarından gelen etki, hem liranın sürekli değer kaybından gelen etki. Hani bir eğer ki kur şoku vesaire gibi bir durum tekrardan yaşanmaz ise eğer muhtemelen yaz aylarına kadar yükselecek. Bir süre yüksek patikasını koruyacak. Kasım, Aralık aylarında daha yoğun olarak Aralık ayında baz etkisinden dolayı düşüşe geçecek olan bir enflasyon patikası öngörüyoruz. Ama bu enflasyon artışı hani yıl sonunda nerelerde denge bulur? Hani benim tahminim %35-40 aralığında bir yerde olacağı yönünde. Ama yine bir fiyat şoku vesaire ya da başka arızi sıkıntılar vesaire yaşanırsa hani bu durum değişebilir tabii ki. Yani yıl içerisinde malum çok dinamik bir şekilde ilerleyebiliyor. Bir de şu var tabii, özel sektörde birçok şirket enflasyonun altında zam yaptı. Yani evet. Bunu gelen yansımalardan, haberlerden vesaireden, sosyal medyadan görüyoruz, takip ediyoruz. Ciddi anlamda bir birikim aşınması var. Bu birikim aşınması tabii ki elindeki birikimi, parayı enflasyondan korumak yolunda daha çeşitli yollara doğru itiyor. Yani burada tabii ki en çabuk akla gelen döviz direkt olarak. Hani kur korumalı mevduatın da şu an enflasyon kadar bir getiri sağlaması ancak dövizin hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkmasıyla olabilir. Yani burada nasıl bir denge oluşturulur, nasıl bir şey yapılır onu bilmiyorum. Çünkü hani banka faizi kadar yukarı çıkmazsa zaten hani en fazla getireceği hani %16 yıllık, %17 yıllık kabaca %4 bir dönemsel getiri. Hani Mart-Nisan'da ilk bozumların olacağını düşünecek olursak hani orada da bir döviz etkisi, döviz talebi etkisi tekrar olur mu ya da tekrar KKM'ye yönlendirilir mi? Ona bakmak lazım. Ama tabii bir de şu var, geleneksel politika yöntemleriyle başa çıkmak yerine enflasyon biraz para politikası tarafından başı boş bırakılmış durumda. Ve burada pas daha çok mali politika ve finansal ürünler tarafına doğru yönlendirilmiş durumda. Evet, aslında çok önemli bir noktaya da değindin Enver. Peki ben bir küresel tarafta riskli piyasalardaki bozulmadan da bahsetmeni isteyeceğim. Ve Türkiye'deki Borsa İstanbul performansına yansıması. Zaman zaman ayrışıyoruz ama bu kadar güçlü bir bozulmada, bu kadar güçlü bir piyasa yapıcı bankaların faiz artışı noktasında ayrışma ihtimalleri nasıl değerlendirilir? Şimdi tabii bizim piyasa biraz olumsuz etkilenmiş gibi görünüyor. Tabii satışlar halen sınırlı bu noktada. Kur tarafında 13.55 gibi seviyeleri takip ediyoruz. Biraz tabii ki sabah bankalar tarafındaki hareket, özellikle kamu bankalarındaki yeniden sermayelendirme enjeksiyonu, ki onun da hani bir kredi sübvanse etme anlamında tamponları güçlendirme amacı taşıdığını görüyorduk ki zaten Ocak ayının başından beri beklenen bir olguydu. Bu son 3 yıldaki 3. sermaye artışı oldu. Bir de tabii şu var. Ciddi bir şekilde faiz anomalisi var Özlem. Bankalar Merkez Bankası tarafından %14 ile fonlanıyor ama kredi çıkışlarını burada baktığın zaman hani şimdi piyasa bazlı faizler, tahvil faizlerine baktığında %20-22 bareminde. Piyasa borçlanmak istediğiniz zaman bankadan hani %30-35 gibi bir aralığa maruz kalıyorsunuz. Şimdi burada aslında hani faiz düşüşü daha fazla kredi çıkışı üzerinden aslında bankalar tarafında önemli bir kar yaratıyormuş. Şu an
bakıldı o zaman inorganik bir kar yaratılmış durumda dördüncü çeyrek itibariyle. Çünkü bankalar dediğimiz gibi parayı ucuza mal ediyorlar, mevduatı ucuza fonluyorlar. Ancak kredi çıkışı yaptıklarında çok pahalıya bunu veriyorlar. Bir de tabii burada şu unsuru da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi faiz hassasiyeti çok yüksek olan sektörler var malum. Hani bunu Amerika'daki durum açısından da görebiliriz. Şu an ilk yansımalara baktığımda Nasdaq mesela çok sert satış geldiğini gördüm. Tabii risksiz faiz oranlarındaki artış değerlemeleri aşağıya çekiyor. Evet. Bakıldığı zaman. Çünkü hani borçlanmalara ilişkin projeksiyonlar vesaire bakıldığı zaman o zaten hedef fiyatı aşağı doğru çeken bir olgu olur. Burada da önceden çok hızlı gitmiş olan hisse senetlerine ciddi bir düşüş gelme ihtimali bu noktada var. Yani piyasalar açısından çok olumlu bir veri olarak okumamak lazım. Eğer ki beklenti dahilinde bir veri olsaydı piyasa 25 bas puan faiz oranı tarafında kalırdı. O da önceki bas senaryonun üzerine yeni bir şey eklemezdi. Ama şimdi piyasa faiz arttırım kartlarını yeniden açıyor. Sert sıkılaşma kartlarını yeniden açıyor. Ve yüksek dolarize olmuş ülkeler açısından bunun makro dengesizlikler, makro hissiyat açısından olumsuzluklar yaratacağını söylemek mümkün. Özellikle şirketlerin borç çevirme oranı bağlamında. Hani bizim piyasa neden minimal etkileniyor diye düşünecek olursak, hani belki bunu çok düşük olan artık yabancı herhangi bir şekilde TL varlıklarına ilgi göstermemesi noktasından ileri koyabiliriz. Çünkü borsa artık takı sorunu yani yabancıda %40'ında altına düşmüş durumda ve o satış eğiliminde haftalık vaziyet verilerini gözlemlediğimiz ve sene başından beri devam ettiğini gözlemliyoruz. Evet. Peki bugün Perşembe haftalık raporlar geliyor. Şirketlerin döviz mevduatında ciddi bir bozulma var. Rekor düşüş seviyelerinden bahsediliyor. 3,3 milyar dolarlık bir düşüş izlenmiş tüzel kişilerin döviz mevduatında. Sayın Nebati de bu hafta açıklamalarında Hazine ve Maliye Bakanı özellikle kur tarafında bir oynaklık beklemiyoruz demişti ve Borsa İstanbul'da gerçekten bu olumlu bir performansı yukarıya taşımıştı. Sen ne düşünüyorsun? Dolar TL tarafında dışarıda bu kadar denklemler bozulma gösterirken bu ürünün bu kadar etkin bir sonuçla dar bir banda sokacağını düşünüyor musun? Şimdi tabii ilk etkiler bir de zamana yayılacak etkiler üzerinden düşünmek lazım. FX'den TL'ye dönüşüm noktasını. Şimdi tabii TL özendirici önlemlerin ilk lansmanıyla beraber ilk etki TL'de hızlı bir değer kazanımı şeklinde olmuştu. Kurun bir anda 18'lerden 13'lere doğru geldiğini görmüştük. Hani bu tabii ki piyasadaki yaratılan, oluşan yani serbest piyasa talebiyle mi oldu? Yoksa hani sürekli olarak hani Merkez Bankası herhangi bir şeyde tek kuruş satmadı diye ekonomi yönetiminden ve Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamalar geliyorsa da hani kamu aracılığıyla satış yapıldığı mı tartışması da var kamuoyunda. Burada son dönemlerde tabii DTH'tan TL'ye çevirim, KKM'nin uygulanmasına ilişkin esaslar biraz ihtiyaca göre, talebe göre de şekilleniyor baktığımız zaman. Burada özellikle tüzel kişilere doğru genişletilmesinin çok önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Son 3 haftada DTH'lardaki geri çekilmeyi biraz şirket talebi de, şirket hesaplarının da katılımı sürüklemiş görünüyor. Nitekim parite etkisinden arındırılmış verilerde 5 milyar dolara yakın bir bozum var. Bunun çok önemli bir kısmı tüzel kişiler tarafından gelmiş. Gerçek kişiler tarafındaki etkiyi halen sınırlı görüyorum Özlem. Çünkü minimum 3 ay vade şartı var burada. Bizde genelde 1 ay vadeye bağlanıyor paralar. Hani gerçek kişiler tarafında aşağı yukarı %7-8'lik bir orana tekabül ediyor. Daha uzun vadeli mevduatların buradaki toplam mevduat içindeki payı. Tüzellerin de katılımı, hani tüzellerin durumunun hani 3 ay vadeye indirilmesine yönelik bir talep var bakıldığında. Bu gerçekleşirse daha yoğun bir talep olur. Çünkü bedava bir opsiyon sunuluyor. Yani kur nereye giderse gitsin, banka faizini garanti altına alan, kur daha fazla giderse kurdan kaynaklı kaybı garanti altına alan, biraz işletme sermayesi açığı olan veya döviz ihtiyacı olan şirketler açısından 6 ay vadeye bağlama biraz çekingenlik yaratıyordu. Eğer orada vade kısaltılırsa daha önemli bir talep yayılması bu noktada görürüz. Kur korumalı mevduat rakamlarını biz
Bu noktada takip etmeye devam edeceğiz. Bir de BDDK artık periyodik olarak verileri açıklayacak. Bu da artık hani biz DTH'lardaki değişimlerden kabaca bir hesap yapıyorduk. Ya da Sayın Nebati'nin ya da Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından takip ediyorduk. Şimdi BDDK tarafında da daha iyi bir takip edilirlik, karşılaştırılırlık verilerin açıklanması bağlamında oldukça iyi olacak. Evet, şimdi son dakika haberleri de var. Amerika'daki TÜFE verisi sonrası bu Nasdaq tarafında özellikle %2'nin üzerinde bir düşüş performansı var. Zaten Nasdaq böyle bir şey yapmıştı bu hafta, zaten bir tokat mı yedi desek Facebook bilançosuyla, yani bir sürünüyordu zaten ama işte bu tarz zaten bir bahane de arıyordu değil mi? Gerçekten riskli piyasalarda dışarıda özellikle S&P 500 üzerinde de konuşacak olursak. Peki şöyle, Halk Bankası ve yanlış hatırlamıyorsam Ziraat Bankası'nda bir sermaye artış tarafı da var. Ben biraz Türkiye'deki bankacılık, sermaye yeterlik rasyosu gerçekten önemli bir noktada. Ancak bu dövizdeki dalgalanmalar zamanında bazı bilançolarda bozukluğa işaret etti. Bankaların bilançoları nasıl değerlendiriyoruz? Sermaye tarafında özellikle güçlü nitelikte olduklarını görüyoruz ama bu dalgalanmalar yani ne olursa olsun bozulmaya işaret edecektir. Nasıl yorumlarsın 2022 yılında Türkiye'deki bankacılık sistemini? Şimdi tabii hani 2020 yılında malum pandemi yılında kredi kanallarının canlandırılması amacıyla önemli bir teşvik söz konusu olmuştu. Kamu bankalarının önünü çektiği. Ama bir de tabii bunun geri dönüşleri sürecinde sonra takip eden dönem 2021 yılı içerisindeki büyük lira düşüşü, daha öncesinde 2020 Kasım öncesindeki büyük lira düşüşü gibi etkenler biraz sermaye tamponlarının, biraz nakit tamponlarının aşınması riskini göz önüne getirmemize neden oldu. Lira malum 2021 yılında %40'tan fazla değer kaybetti. Evet. Özellikle Eylül ayından sonra Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden önce, faiz indirimlerinden sonra artan kurun sermaye yeterli konusunda oluşturduğu bazı riskler var. Bir de tabii 2023 seçimlerinden önce işletmelere olan kredi akışının devam edebilmesi yönünde bankaların sermaye ihtiyaçlarını takviye etme çerçevesinde hani son 3 yıldaki 3. sermaye enjeksiyonu bu noktada yapılmış oldu. Halkbank ve Vakıfbank açıkladı. Ziraat Bankası da muhtemelen benzer yoldan gidecektir düşüncesindeyim. Şimdi Aralık 2021 rakamları açıklandı BDDK tarafında, sektör tarafında. Şu an hani 2020-2021 karşılaştırması yaptığımız zaman sektör genelinde %19'dan 18'e, çekirdek sermaye yeterliliğinde de %14'ten 13'e gerileme var. Kamu bankalarında sermaye yeterlikleri daha düşük. Manşet 17'den 16'ya gerilemiş bir yıl içerisinde. Çekirdek tarafında da %13'den 11'e bir düşüş. Türk bankacılık sektöründe %12 referans değer olarak kabul ediliyor. Aslında bu tabii ki BDDK'nın büyük bankacılık reformu sonrasında getirdiği çok önemli bir ihtiyatlılık ilkesi. Çünkü birçok çevre ülkeyle karşılaştırdığımız zaman ya da Avrupa'da İtalya, İspanya gibi örneklerle karşılaştırdığımız zaman Türk bankacılık sektörünün sermaye tamponları anlamında oldukça iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki bankaların bize işte sendikasyon yenileme noktasında ya da kaynak yeterliliği noktasında önemli bir sıkıntı yaşamamasına neden oldu. Ama liradaki düşüş elbette göz ardı edilemez bu noktada bakıldığı zaman. Hani piyasaya ve reel sektöre de nakit girdisi sağlanmaya devam edilmesinde şu an hani kredi kanalında kamu bankalarının öncülük edeceğini bu noktada hissediyoruz, gözlemliyoruz. Bakıldığı zaman bir de hafta sonu kredi garanti fonu kapsamında da özellikle seçici finansman paketi yönünde önemli bir destek paketinin Sayın Nebati tarafından açıklanması bekleniyor. Oradaki kredi sübvansiyonlarının etkisini tabii ki izlemek durumundayız. Proje bazlı krediler ön plana çıkacak görünüyor. Kredileri sadece kendi iş kolunuzda kullanma yönünde, ki bu biraz açıkçası kısıtlayıcı etkiler. Hani döviz alma noktasında ya da işletme sermayesi açığı kapatma noktasında hani şirketler hani bu kredi dönüşümü açısından ne derece bir etki yaratır? Ona bakmak lazım. Şu an 12 aylık bilançolar birçok önemli bankanın oldukça iyi geldi. Evet. Özlem baz etkisinden dolayı, yani kötü yıl etkisinden dolayı önemli kar artışları da muhtemelen yaşanacak ama aynı zamanda kredi karşılık oranlarının da bu mevcut durumdan dolayı yüksek tutulacağını bankalar tarafında görüyoruz. Biraz yüksek olan TÜFE'den dolayı TÜFE endeksi kağıtlardan vesaire önemli bir getiri elde etmesi olabilir. Hani burada kar o da nerede olacak? Temel bankacılık faaliyetlerinde mi olacak? Yoksa menkul kıymet değerlerinde mi olacak? 2022'nin konusu biraz bu olacak.
Evet, gerçekten öyle. 2022'de seninle de bolca konuşacakmışız gibi Enver. Evet, bence de öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. Seninle de olan süremizin sonuna geldik. Ağzına sağlık. Teşekkürler tekrar. Evet, Enver Erkan ekonomist bizlerleydi. Efendim hem özellikle Amerika'daki bu gelen son tüfe rakamı piyasalarda sert satışa neden oldu. Küresel tarafta özellikle Nasdaq endeksinde %2'nin üzerinde bir düşüş performansı var. Bunun devamlılığı olur mu olmaz mı? En çok sorular bunlarla birlikte Borsa İstanbul performansı da tabii ki nasıl etkilenecek? Şimdi kısa bir ara yapalım. Aradan sonra global piyasalarla devam edeceğiz. Philip Capital bizlerle olacak. Sonrasında ise bolca emtia'ya konuşacağız. Emtia tarafında özellikle bozulmalar, petrolle başlayan bozulma. Bakalım tarım tarafına kadar nasıl ilerlemiş, ne gibi önlemler de alınıyor? Zafer Ergezen aktaracak bizlere. Global piyasalarla devam edelim güne. Biraz küresel tarafta neler oldu? Özellikle Fed sonrası gelen veriyle birlikte Fed'den hemen düzeltelim. TÜFE rakamlarıyla birlikte Fed'in biraz daha şahin duruşu piyasalarda fiyatlanıyor. Detaylarıyla aktaracak bize Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin. Gülay Hanım hoş geldiniz. Önemli bir veri sonrası sözü hemen size bırakayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhaba, hoş bulduk. Global piyasalar sizin de dediğiniz gibi gün boyunca 16.30'da açıklanan ABD enflasyon verisine odaklanmıştı. Enflasyonla ilgili yorumlarımıza geçmeden önce kısaca Asya ve Avrupa hisse piyasalarındaki gelişmeleri özetleyelim dilerseniz. Bugün Asya'da hafif de olsa pozitif bir seyir vardı. Japonya ve Hong Kong %0.4, Güney Kore %0.1 artıda günü tamamladı. Hindistan Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Hindistan Merkez Bankası politika faizi olarak kullandığı repo faiz oranını beklentilere uygun olarak %4'te sabit tuttuğunu açıkladı. Asya'dan bir de şirket haberi verelim. Likidite krizindeki Evergrande grubun yönetim kurulu başkanı, şirketin inşaat faaliyetlerine yeniden başlayacağını ve varlıkların ucuza satışlarına izin vermeyeceğine dair açıklamasının ardından şirket hisseleri günü %3.53 artıda tamamladı. Avrupa tarafında Eurostoxx 50 endeksi ABD enflasyon verisi öncesinde %0.4 civarında artıdaydı ancak veri sonrasında %0.2 eksiye geçti. ABD enflasyon datasına geçmeden önce açıklanan bazı önemli şirket bilançolarından da bahsedelim. PepsiCo ve Coca-Cola meşrubat fiyatlarındaki fiyat artışının desteğiyle beklentilerini aşan mali tablolarını bugün seans öncesinde paylaştı. PepsiCo'nun 2022 hasılat beklentisi piyasa tahminlerinin bir miktar altında kalsa da şirket yıllık temettüsünü %7 artıracağını ve 10 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlaç üreticisi AstraZeneca'nın da seans öncesinde açıkladığı kar piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket 2021 yılında COVID-19 aşı satışları 4 milyar dolar gelir elde etti. Ancak koronavirüs ürünlerinden kaynaklanan hasılatın 2022'de azalacağı konusunda da yatırımcılarını uyardı. Bugün en önemli makro veri saat 16.30'da Amerika'dan geldi. Ülkenin Ocak ayı tüketici enflasyonu, artan enerji maliyetleri, iş gücü yetersizliği, tedarik sıkıntıları ve buna karşılık olarak güçlü tüketici talebi nedeniyle Ocak'ta yıllık bazda %7,5 arttı ve %7.3'lük piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu rakam Şubat 1982'den bugüne ülkedeki en yüksek enflasyon rakamı oldu. Verinin hemen sonrasında S&P 500 vadeli endeksi yaklaşık %1 değer kaybederken 10 yıllık faizler 1.95'ten %2'ye kadar yükseldi. Biz yayına girdiğimiz sıralarda 10 yıllık faizler 1.98 seviyesindeydi. Emtia tarafında altın 1830 dolar, ham petrol ise 90 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor. Bugün son olarak buğday vadeli sözleşmeleri için hazırladığımız teknik analizimizi paylaşalım. ABD CBOT borsasında işlem gören Mart vade buğday sözleşmesi fiyatları Ocak sonundan beri geri çekilme yaşamaktaydı. Geçen hafta 7.40 dolar desteğinden gelen alışla birlikte buğday 7.95 dolar direncine kadar yükseliş kaydetti. 7.74 dolar desteğinin yeniden test edilmesi veya 7.95 dolar direncinin aşılması durumunda 8.18 dolar direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. Buğday sözleşmesinde
göstergeler yükselişi destekler nitelikte olduğundan fiyatların 15 günlük üstel ortalamanın da geçtiği 7.74 dolar yatay desteği aşağı kırılmadan kısa pozisyon almanın riskli olacağını belirtmekte fayda görüyoruz. Bizim piyasalardan aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz. Gülay Şahin, teşekkür ediyoruz değerli katkılar için. Evet, emtia piyasasıyla devam edeceğiz. Biraz hem dolarda bu denli güçlü görüntü, bir diğer tarafta Fed'in biraz aşağı inişme ihtimallerinin fiyatlanıyor olması piyasalarda bir dengeyi bozdu. Ancak petrol cephesinde ve diğer emtia gruplarında da aynı beklentiler nasıl fiyatlanıyor? Zafer Ergezen aktarsın bizlere. Zafer, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle gelen veriyi bir de emtia tarafıyla şöyle bir değerlendirecek olursak, TÜFE rakamı beklentilerin üzerinde biraz bozulma işaret etti. Küresel taraftaki hem riskli piyasaları aynı zamanda da tahvil getirilerindeki yukarı doğru hareketi tetikledi. Nasıl değerlendirmek lazım? Tabii ki zaten bir süreden beri sürekli enflasyon verileri, enflasyon endişelerini konuşuyoruz. Enflasyon verilerinin yüksek gelebileceğini konuşuyorduk. Buna paralel de zaten beklentilerin üzerinde enflasyon verileri gelmeye devam ediyor. Tabii bununla beraber olarak hem tahvil faiz getirilerinde yukarı yönlü bir artış görüyoruz. Hem de dolar endeksinin bir miktar güçlendiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki faiz arttırımı beklentileri zaten bu sene içerisinde fiyatlanmaya başlamıştı. Bu sefer artık acaba ne kadar faiz arttırımı olacak tartışılmaya başlanacaktır. Bunun etkisini de zaten ons altında bir miktar satışlarla görmeye başladık. Bu emtialar üzerinde bir miktar satış baskısı kurabilir ama diğer taraftan da tabii ki enflasyonun özellikle beklentilerin üzerine gelmiş olması kısa vadede belki bir miktar satışı tetikleyebilir. Fakat sonrasında şu soru gündeme geliyor tabii ki. Peki nasıl enflasyondan korunacağız? Enflasyondan korunma nasıl sağlanacak? Hangi enstrümanla sağlanacak? Bu da doğal olarak kendi içerisinde bir çelişkiye dönmüş durumda. Şu anda piyasalar bir miktar bunun karmaşasını yaşıyor diyebiliriz. Diğer taraftan da tabii ki petrol tarafında bir miktar talep artışının olduğunu görüyoruz. Bu da fiyatların yukarıya doğru gitmesine yol açıyor. Çünkü enflasyonun yükselmiş olması talebin güçlü olduğunu beraberinde getiriyor. Küresel büyümeye yönelik beklentileri beraberinde getiriyor. Burada da petrolde bir miktar alışların olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan tabii ki bir de tarımsal emtialar ve diğer endüstriyel metaller grubu var. Orada da bir miktar bugün alıcılı seyir var mısır tarafında, buğday tarafında ama diğer taraftan endüstriyel alanda kullanılan ürünlerde bir miktar daha ekonomiye daha duyarlı emtia grubunda bir miktar satışların geldiğini görüyoruz. Bunda pamuk diyebiliriz, şeker diyebiliriz, kahve diyebiliriz. Bunlarda bir miktar satışlar vardı. Ama genel olarak baktığımız zaman yani genel tabloyu okuduğumuz zaman bu sene içerisinde görünen o ki enflasyon yüksek gelmeye devam edecek. Bu da faiz artırımlarını ve faiz artırımı oranlarının tartışılmaya başlanmasına yol açacak. Bunun sonucunda dolar endeksinin artmaya devam ettiğini, tahvil faiz getirilerinin faiz oranlarının yukarıya doğru gitmeye devam ettiğini göreceğiz. Bu da maalesef varlık fiyatları üzerinde bir miktar baskı kuracaktır. Bunun nasıl yönetileceğini ve önümüzdeki günlerdeki etkisini göreceğiz ama yavaş yavaş sanki artık o kırılım zamanlarına yaklaşıyoruz gibi gözüküyor piyasada da. Evet, peki o zaman şöyle petrolle başlayalım. Petroldeki bu 90 dolarlı seviyelerin üzerindeki fiyatlamalar özellikle bu hafta içinde Sayın Biden'ın da açıklamaları vardı. Daha doğrusu sözcülerin de vardı Amerika tarafında. Fiyatlarda mutlaka işte tabii rakam orada telaffuz edilmiyor ama sanki 80, 75, 80, 85 bandı aralığı Brent petrol özelinde piyasa için daha makul seviyede karşılanacak nitelikte ve bununla ilgili belli başlı önlemler alacağını söylüyor. OPEC artı ülkeleriyle görüşeceklerini söylüyorlar. Bunları da göz önüne alarak Brent petrol beklentisi nasıl emtia grubunda? Yani buradaki zaten sizin de söylediğiniz gibi aslında Brent petrol tarafında aşağıda 68, yukarıda 85 bandı
kabul edilebilir OPEC ülkelerinin olmasını arzu ettiği seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Amerika, Çin, Hindistan bir miktar daha 70'li seviyeler hatta 60'lı seviyeleri tercih ettiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Çünkü ciddi anlamda enflasyonu da tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Fakat şöyle bir sıkıntı var petrolde. Yani herkes istediği kadar OPEC tarafında baskı da kursun. Diğer taraftan OPEC'in üretimi arttırmadığını da görüyoruz. Daha doğrusu arttıramadığını da görüyoruz. Buna tabii ki konjektürel riskler de söz konusu ama Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin yanı sıra baktığımız zaman işte Libya tarafında iç karışıklıklar var, burada üretim sıkıntıları var. Diğer taraftan Angola tarafında sıkıntılar var, Nijerya keza aynı şekildeydi. Yani bu tek bir ülkeye veya tek bir kuruma bağlı değil maalesef ve buradaki üretim sıkıntıları OPEC'in kotasını doldurmasını da zorlaştırıyor. Bu dolduramadığını da görüyoruz verilerde. Bir de bu haliyle piyasada arz açığına yol açmakta. Bu da fiyatların yukarı doğru gitmesine yol açmakta. Bunun üstüne bir de Ukrayna-Rusya gerilimi. Diğer taraftan pandemiden çıkışla birlikte ki uçaklar zaten uçmaya başladı. Kısıtlamalar kaldırılıyor. Bu da daha fazla petrol talebini beraberinde getiriyor. Maalesef arzın yeterince olmamış olması burada fiyatlamaların bir miktar daha yukarıya gitmesine yol açıyor. Peki aşağıya gelir mi, düşer mi? Burada Amerika'nın, Çin'in petrol stoklarından satışlar yaptığını biliyorduk. Japonya'nın da stoklardan satış yaptığını biliyorduk ama bunu devam edip de kalıcı olmasını sağlayamadıklarını da görüyoruz. Çünkü belli bir süre yapabiliyorlar bunu. Burada OPEC'in arzı arttırmasından başka çare çok fazla olası gözükmemekte ki en büyük sıkıntı da burada ki piyasa oyuncuları da bunu çok rahat görebiliyorlar. OPEC zaten kotasını dolduramıyor. Yeni üretim arzını nasıl sağlayacak? Bu da soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Fiyatlamaların da yukarı doğru gitmesini ölçüyor maalesef. Altın tarafında peki 1831 dolarlı seviyeler. Veri sonrası biraz daha kısmi bir yükseliş sergiledi. Rusya Ukrayna'yı çokça fiyatladı. Biraz daha güvenli liman olma özelliğini gösterdi tekrar. Acaba bu seviyelerden alınır mı derken gerçekten de jeopolitik bir riskte hemen altının ön plana çıktığını görüyoruz. Peki altın olsun da 1800 dolarlı seviyesinin üzerinde kalıcılık göstermesi alım için doğru bir fırsat mıdır? Yoksa tam tersi biraz bu seviyelere dikkat edilmesi gerekir mi? Çok net bir şekilde zaten yani aylardan beri herhalde yatırımcılara aynı şeyi söylüyorum ben. 1832 seviyesi önemli direnç seviyelerinden bir tanesi. Yatay band kanallarından bir tanesi. Bunun üstünde de 1868 seviyesi var. Aşağıda da 1750-1770 bandını zaten takip ediyoruz. Bu seviyeler önemli direnç seviyeleri. Bu seviyenin üzerinde kalabilmesi demek 1868'e doğru bir hareket olasılığını da beraberinde getiriyor. Ama genel tabloya baktığımız zaman özellikle Ekim ayından başlayan yükselişten sonra sürekli diplerin bir miktar daha yukarıda olduğunu görüyoruz ki buradaki sizinle yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk. Enflasyon endişelerinin baskı gelmeye başladığını görüyoruz yavaş yavaş ve fiyatlamaları bir miktar yukarıya doğru itiyor. Faiz arttırımı açıklamalarına rağmen dolar endeksindeki yükselişe tahvil faiz getirilendeki yükselişe rağmen ons altın bir türlü geri gelmiyor, yeni dipler yapmıyor. Bu da aslında enflasyon endişelerinin piyasa üzerinde ne kadar etkili olduğunu, yeni para girişlerinin de olduğunu görüyoruz zaten. Bu anlamda bir miktar artık daha da sıkışmaya başlamış durumda ons altın. Bunun 1832 üzerinde kalabilirse ki burası bir direnç seviyesidir. 1868'ler olası 1868'i geçerse zaten artık önünün bir miktar daha açılacağını söyleyebiliriz. Ama buradan geri gelirse ki özellikle şimdi bugün gelen enflasyon verisi sonrası bir miktar faiz arttırma endişeleri tekrar baskın olmaya başlayabilir. Buradan tekrar 1768'lere ilk etapta 1793-1800 aralığının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Orası geçerse tekrar 1750-1770 olası gözükebilir ama ısrarla söylüyorum Ekim'den beri dipler hep daha yukarıda gerçekleşmeye başladı. Bu bir miktar artık piyasanın sıkışmaya başladığını, yukarıya doğru gitmek isteğini de gösteriyor bize. Peki gümüş için ne dersin? Son bu hafta tekrar bir konuşulur oldu ama altın ve gümüş rasyosundan da bahsedecek olursam beklenti ne yani bu kadar fark geçmiş dönemlerde çok da yoktu aslında. Rasyoda bu kadar açılma. Evet, aslında baktığımız zaman orada ons altına nazaran gümüşün sürekli yeni diplerini yani destek seviyelerini test ettiğini görüyoruz. Burada kırılım çok da fazla yani yukarı doğru gitme isteğinin olduğunu söylemeyiz. Tamamen yatay bir bant içerisinde gidiyor şu anda gümüş.
Onda da aşağıda 22-20 seviyesi, yukarıda da 24-50 seviyeleri mevcut gümüş tarafında. Tabii burada gelen haberler, özellikle ekonomiye yönelik haberler de önemli oluyor gümüş tarafında. Çünkü endüstriyel alanda bir miktar daha fazla kullanılan ürün. Ama şöyle de bir şey var, yani enflasyondan korunma argümanı olarak tercih yaptığınız zaman altın bir miktar daha öne çıkıyor. Ondan dolayı da altının bir miktar daha güçlü durduğunu, hareketlerin bir miktar daha kısıtlı olmasına rağmen daha bir miktar daha güçlü durduğunu görürüz. Öte taraftan gümüşteki hareketlerin boyutu da artmaya başlamış durumda. Yani sadece bu yıl içerisinde, Ocak ayı içerisinde 24.50'lere gidip sonra tekrar 22.50'lere geri gelip şimdi tekrar 23.50'ler seviyesindeyiz. Bu da aslında gümüş tarafında bir miktar yeni yatırımcıların olduğunu, diğer taraftan da endişelerin de bir miktar dengesizlik sağladığını, oluşturduğunu görüyoruz. 23.50 seviyeleri yukarı geçilebilir, sonra tekrar 24.50 seviyeleri hedef haline gelecektir gümüş tarafında. Fakat burada gümüş tarafında özellikle rasyo konusundan da konuşacak olursak, evet bir miktar geri kaldı. Bu da gümüşün önümüzdeki dönemde bir miktar daha öne çıkabileceğini, özellikle kısıtlamaların kaldırılmasıyla, fiziki talebin de daha artmasıyla beraber gümüşün bir miktar öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Altın tarafındaki en büyük, ya altın gümüş rasyosundaki en büyük sıkıntı ise tabii ki enflasyondan korunma argümanının bir miktar daha altın lehine olmuş olması. Evet, ve gidelim biraz da aslında tarım imtiyazında son gelişmeler nasıl? Özellikle burada tarım imtiyazının, bu dünyada çok çok konuştuğumuz enflasyonu doğrudan ve net en etkin fiyat artışlarının sahibi yer. Ve birçok aslında oradaki ithalatçı ve ihracatçı çokça konum değiştirdi, kendi stratejilerini değiştirdi, biraz daha sera yatırımlara yöneltildi. Aynı zamanda bu iklim değişikliğiyle birlikte işte kahvede olduğu gibi ve seninle de bol bol konuştuğumuz gibi ciddi sıkıntılar vardı. Şu an mevcut durum nasıl tarımda? Gidişat iyi mi, yoksa fiyat artışlarında bir durağanlık var mı? Tam tersi, bu enflasyonla birlikte hala fiyat artışlarını özellikle ayrışanlar neler? Biraz detaylı dinleyelim mi? İsterseniz hemen bölümlere bölelim tarım imtiyazında. Evet, hububatlarla başlayalım. Hububatlar tarafında biraz önce siz de yayında konuştunuz. Buğday ve mısırdan başlayalım. Buğday tarafında bir miktar satışlar vardı. Evet, sene başına özellikle Aralık ayından beri bir miktar geri çekilme görüyoruz. Bundaki en büyük neden de üretim tahminlerindeki artıştı. Zaten buradaki ekranlarda da konuşmuştuk ama burada geri çekilmelerin benim beklentilerimin çok daha altında kaldığını söyleyebiliriz. Çok daha güçlü duruyor buğday. Özellikle talep tarafının hala güçlü devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada gübre maliyetlerinin çok ciddi artmış olması, enerji maliyetlerinin çok fazla artmış olması tabii ki bu özellikle buğday üretiminde de önemli girdilerden ve bu da fiyatların maalesef çok fazla geri gelmesini engelleyen unsurlardan bir tanesi. O yüzden de buğday fiyatlarında üretimdeki artışa rağmen geri çekilmenin çok kısıtlı kaldığını görüyoruz ve yukarı gitme isteğinin de burada sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok yatay bir beklenti var diyebiliriz ki zaten yatay hareketine devam ediyor ama Mısır'da bu durum tam tersi. Hem maliyetlerdeki artış, diğer taraftan özellikle Latin Amerika'da, Güney Amerika'daki kuraklık, yağışların düşük olması, onun üstüne petrol fiyatlarındaki yükseliş, ki mısır üretiminin %60'ı zaten endüstriyel alanda kullanılıyor. Burada da petrol talebinin yüksek olması biyodizel talebini arttırıyor. Bu da mısır talebini arttırıyor ki üst üste 2 hafta sezonun en yüksek ihracat rakamlarını gördük Mısır'da. Bu da aslında talebin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bize. Burada geçtiğimiz seneye göre fiyatlar gene ciddi oranda artmış durumda. Neredeyse 100 doların üzerinde bir artış var mısır fiyatlarında. Bu noktaya baktığımız zaman burada enflasyonu tetikleyen unsurlardan bir tanesinin mısır olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biraz önce de söyledim, %60'ı zaten endüstriyel alanda kullanılıyor. Yani birçok alanda kullanılan bir ürün. Diğer tarafta bir miktar daha böyle endüstriyel alanda kullanılan ürünlere bakacak olursak bunlardan bir tanesi de pamuk diyebiliriz. Ekonomik verilere çok daha duyarlıdır. Burada da geçtiğimiz hafta içerisinde gene sezonun en yüksek ihracat rakamı geldi. Çok ciddi bir talep var. Tekstil sektörü canlanmış durumda. Kısıtlamaların kaldırılmış olması burada pamuk talebini de beraberinde getiriyor. Ve pamuk da yeni tepelere doğru gitmeye başladı. Bir türlü geri çekilmiyor. Çok ciddi bir talep var. Bu da pamuğun önümüzdeki dönemde yüksek kalmaya devam edeceğini ve tabii tekstil alanında kullanıldığı, birçok sektörde kullanıldığı için enflasyonu tetikleyen unsurlardan bir tanesi de pamuk diyebiliriz ki konjektürel olarak da şu anda güçlü bir durumda. Diğer tarafta son konuşacak olursak bir miktarda şekerle kahve konuşalım. Bir de kakaonun altını çizmek isteyeceğim bu noktada. Evet, şeker evet. Tarafında da petrol fiyatlarındaki artış kesin.
Her neredeyse sıklıkla konuşuyorduk. Şekerden ne zaman bahsedersek petrolle arasındaki korelasyonu hep söylüyorduk, vurgu yapıyorduk. Burada petrol fiyatlarının yükselmiş olması son bir sene içerisinde şeker fiyatının da rekor seviyeye gelmiş olmasına yol açtı. En yüksek seviyeye geldi. Burada tabii ki Brezilya'da biraz önce bahsettim. Güney Amerika'da özellikle yağışların kuraklığın olmuş, yağışların düşük olması, kuraklığın olmuş olması burada şeker üretimini de etkiliyor. Bu da fiyatların, petrol fiyatları da yüksek olunca yüksek kalmasını ölçüyor. Yeni zirvelere götürüyor. Kahvede sıkıntılar hala devam ediyor. Maalesef kahvedeki sıkıntıların da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle gene Brezilya kaynaklı sıkıntılar var burada. Bu nedenle de burada da hem yükleme sıkıntıları, bir taraftan Brezilya'daki şeyler, daha doğrusu kuraklık. Diğer taraftan da tabii pandemi etkisini geçmesiyle, kısıtlamaların açılmasıyla ciddi bir kahve talebi var. Bu da fiyatlamaların yukarı doğru yönelmesine ulaştı ki özellikle La Nina etkisi nedeniyle bu sene Uzak Doğu'da yüksek yağış bekleniyordu. İlk beklentilerde, ilk tahminlerde kahve üretiminin azalacağını, artacağını, bunu da kahve fiyatlarını aşağı çekeceğini düşünüyorduk ama tam tersi bir durum gerçekleşti. Hala Güney Amerika'da sıcaklar devam ediyor. Evet. Talep çok güçlü. Bu da kısa vadeli fiyatları yukarıya doğru gidiyor. Son olarak da kakaoya kısaca değinmek gerekirse, kakao özellikle Batı Afrika'da çok üretilen, en fazla üretilen bölgelerden bir tanesi. Fil dişi ve sahili ve Ghana önemli kakao üreticileri. Son dönemde yılın son çeyreğinde buradaki kakao üretimi ciddi oranda azalmış durumda. Bu da maalesef kakao fiyatlarının yukarı doğru yönelmesine yol açtı. Bir de tabii ki kısıtlamaların kalkması, kısıtlamaların kalkmasıyla talebin ciddi anlamda artmış olması burada kakao fiyatlarının da yukarı doğru yönelmesine yol açtı ki son iki hafta içerisinde 2440'dan 2800'lere geldik. Zafer, çok teşekkür ediyorum. Detaylarıyla aktardın bize. Sağ ol emeğin için. Rica ederim. Yayınlar. Teşekkürler. Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergezen'i uğurladık. Haberimize gidelim. Turizmde 2022 beklentileri 2019'daki zirvenin üzerine çıkılması yönünde. Emit Seyahat ve Turizm Fuarı'nda EkoTürk'e değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcilerine göre erken rezervasyonlarda talep patlaması yaşanıyor. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Fuarda 2022 yılına ilişkin beklentilerini EkoTürk'e paylaşan Jolly Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, iç turizmin daha çok önemsenmesi gerektiğini ifade etti ve erken rezervasyonda son 20 senenin en önemli dönemini yaşadıklarını kaydetti. 2019 Türkiye'nin en parlak senesiydi. Bu hedeflerin üzerine çıkılmıştı. Umut ediyorum ki 2019'un da üstünde olan çok daha önemli bir sene olur. Sadece yurt dışından gelen turist değil, çok önemli bir pazar olan iç pazarında çok daha önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece kriz senelerinde değil, böyle senelerde de iç pazar çok önemli. Umut ediyorum ki otelci dostlarımızla beraber hep beraber iyi bir sene yaşayacağız. Şimdi 2022 ile ilgili de şunu söylüyorum. Son yılların yani 20 senenin en önemli erken rezervasyon dönemini yaşıyoruz. Çünkü umut ediyoruz ki tabii talepler yurt dışından çok daha fazla olacak. Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batumsa, yaz sezonunda 2019'un üzerine çıkmayı beklediklerini, iç pazardaysa döviz kuru kaynaklı maliyetlerin fiyatları artıracağını söyledi. Yaz sezonu 2019'un üzerine çıkacak diye bir tahminimiz var. Dolayısıyla bizim için iyi. İç pazar tabii biraz fiyatlar bu döviz çalkalanmasıyla bir parça değişikliğe uğrayacak. İç pazarda bir parça geriye gidiş bekleniyor ama ben de çok fazla bir yine insanların tatil anlayışında büyük değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Esas önemli olan bu döviz kurundaki oynaklığın durması. Eğer döviz kurundaki oynaklık durursa o zaman sektör bir parça stabilize hale gelebilecektir. Gün sonunu bu haberle burada noktalayalım. Saatler 19'u gösterdiğinde stüdyo Amsterdam'da tekrar sizlerle olacağım.